Merhaba ilklerim, kanalınıza hoş geldiniz. Hepimiz bugün tarihi bir ana şahit olduk. BTS ara verdiğinden beri sessiz olan sosyal medya eskisi gibi canlandı. Dünyanın en büyük grubunun büyük üyesi askerden terhis oldu. Dünya ve Kore basınının gözleri üzerindeydi. Seokjin asker arkadaşlarıyla vedalaşırken onlara ağlamayın dese de onlarla beraber ağladı. Sonuçta 1,5 yıl birliktelerdi. Alanda birçok polis ve itfaiye görevlisi yanı sıra 20 küsür koruma da vardı. Bu duyarlılığı havalimanında da bekliyoruz Bikit'cim. Aramızda bayağı popüler olan insan savar koruma abi de alanda tetikteydi. Zaten ben onu görünce hemen rahatlıyorum çünkü üyeleri canı pahasına koruyacak bir tip var onda. Seokjin onu görünce hemen arabadan inip ona sarılıyor ve bu şirin görüntüler ortaya çıkıyor. Ve onu karşılamak için yıllarca aynı evi, aynı sofrayı, aynı acı ve mutluluğu paylaştığı kardeşleri de oradaydı. Hüzünlü başlayan ayrılık coşkulu bitti. Namjoon ve saksafonu gündemdeydi. Tam ağlayacağım güzelliklerine Namjoon'un müziği dikkatimi dağıtıyor. İzmir Marşı çaldı sanki bir ara. Onu askere beraber göndermişlerdi ve bu an için hepsi izin almış. Jimin ve JK üniformalıydı sadece, diğer üyeler sivildi. JK abisine çaplak atmada geri kalmadı yine. Koreliler pek sarılmaz birbirine ama bu çocuklar aynı bizim gibi sımsıkı sarılıyorlar hep. Özellikle Jimin'in başını Jin ve Taehyung'un omuzlarına koyup boyunlarına sokulması tarifsiz bir ağlama hissi yarattı bende. Üyelerde öyle aşırı bir değişiklik yok. Taehyung hariç. Hepsinden iri olmaya and içmiş resmen. Nasıl 6 ayda böyle oldun ya? Jungkook ve Namu'yu bile geçmiş. Benim minik bebeğim Jungkook'un kolunda yara izi vardı. Askeri aşçı olduğu için kolunu yaktığı söyleniyor. Kurban olsun ablası. Yoongi de kilo almış sanki biraz. Evet Yoongi. Beyefendi alanda değildi ama Seokjin'in Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta şirkette olduğunu gördük. Sonunda Yoongi'yi gördük, şükürler olsun. Üyeler asker olduğu için birlikte yayın açamadılar. Bomb da gelmeyecektir. Army'nin orada olmadığını biliyorlardı. Bu nedenle biz hepsini bir arada görelim diye üyeler alana gelip bize göründüler. Karşılamaya Big Hit'in CEO'su Shin Yoongja de gelmiş. Alana doluşup bizi rezil etmedikleri için Koreli fanlara teşekkür ediyorum kendi adıma. Şirketin önünü doldurmuşlar ama polis falan çağrılmış. Bu hoş bence. Taşkınlık çıkarılmadığı sürece güç gösterisi yapmak iyidir. Buraya kadar her şey tamam. Yah bu çocuk gelir gelmez yayın açacağım dedi ve o sözünü hep tutar. Niye uyuyorsun arkadaşım? Neyse mini yayın özetini bir sonraki videoda konuşalım. Sizi arıyorum.